Arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Bugün günlerden pazartesi 14 Mart 2022 yılındayız. Arkadaşlar biliyorsunuz Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıktı. 19 günden beri süren savaş Avrupa'yı da etkilemeye başladı. Neler oldu? Benzin, mazot fiyatları yukarı fırladı ve daha da çıkacak gibi gözüküyor. E, yalnız bugünkü konumuz arkadaşlar Avrupa'da un kıtlığı var. E, Almanya'dan abilerim, arkadaşlarım bana yazdı telefonda bunu da söylediler. Almanya'da un bulamıyorlar. Aldi, Lidl, e, Bim gibi e, dükkanlarda, e, gıda madde satılan dükkanlarda maalesef Unlar e, yok. Neden yok? Bir kişi tabii ki 50 kilo alırsa hangi birisine yetsin? İnsanlar korku içerisinde, efendime söyleyeyim savaş çıkacak diye korkuyorlar. Ben geçen hafta birini burada İsviçre'de gördüm. Un değil ama kocaman bir alışveriş arabasını tuvalet kağıdından... 2 metre yukarı kadar yükseklikte doldurmuş, e, e, satır almış evine götürüyordu. Yani insanlar bir panik içerisinde maalesef yalnız bu paniği ben pek anlamıyorum. Yani bir kişinin 50 kilo un alması, e, kocaman bir alışveriş arabasını unla doldurması e, arkadaşlar ben pek anlayış göstere gösteremiyorum. 5-10 kilo al, 5-10 kilo al, e, 5 kilo bile yeter yani. E, Gerek yok. Yani bu kadar panik yapmaya gerek yok. Bu benim düşüncem tabi sizler başka türlü düşünebilirsiniz. Benim şahsen evimde belki 2 kilo un vardır. Belki 2 kilo un vardır. Daha fazlası yok. Ee, geçen sefer pandemi yüzünden de biz gidip ee, tuvalet kağıdıdır şudur budur. Depomuzu bodrumumuzu böyle şeylerle doldurmadık. İhtiyacımız olduğu zaman ihtiyacımız olduğu kadar aldık. Arkadaşlar biraz evvel Lidl'e girdim. Bakın kapatmayın. Lidl'e girdim. Çektim. İsviçre'de un da var. Yağ da var. Her türlü gıda maddeleri var bir çeşit un beyaz un yoktu en ucuzundan yoktu ama ikinci klas yani biraz daha iyisinden raf doluydu var yani un almak isteyen İsviçre'de un alabilir yağ da var tere zeytin yağsı da var efendime söyleyeyim çiçek yağısı da var çeşit türlü yağlar var yani yetersiz yağ almak isteyin. E, ihtiyacınızı İsviçre'de karşılayabilirsiniz. Bunun videolarını çektim. Hemen şimdi e, buna e, bunun arkasından size onları da rafları da göstereceğim. Fiyatları da göstereceğim. Kapatmayın. Unutmadan da söyleyeyim arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız bir like verirseniz gerçekten sevinirim. E, gurur duyarım. Çekimi cep telefonundan yapıyorum. Onun için kusura bakmayın, aynı kalitede olmaz belki. Ee, yoksa normalde bu GoPro ile yapıyordum. Ama şimdi bunu iş arasında çabuk çabuk yaptığım için ee, cep telefonundan çekiyorum arkadaşlar. Şimdi e, bunun arkasından hemen. Lidl'ı göreceksiniz. Nerede bu Lidl? Winter Tour'da. Acele eden kendi ihtiyaçlarımı da aldım. Yani su filan aldım. Çalışırken de su da içmem lazım tabii ki. Ve aklıma geldi. Dedim ben şimdi buraya girmişken cep telefonunu çıkarayım. GoPro yanımda yoktu zaten. Burada İsviçre'de şöyle bir şey var. Markette e, sevmiyorlar çekim yaptığım zaman. Orada görevliler hemen geliyor, frenliyor. Çekme diyor, müşteri diyor rahatsız oluyor diyor. İsviçre'de maalesef böyle bir konu var gerçekten. İsviçreliler kamerayı sevmez Kamerayı sevdi mi zaten birisi gördüm Hemen gidip şikayet ediyor Bakın diyor filanca beyefendi çekim yapıyor diyor Geliyorlar durduruyorlar Veyahut da müsaade almanız lazım Dükkanın e, sahibinden Görevlisinden e, müsaade almanız lazım Kaç kere denedim Hayır diyorlar Yani şimdiye kadar çektiğim videoları Hep böyle çabuk çabuk saklı saklı çektim Ve e, biraz evvel de hemen Çabuk çabuk saklı saklı yaptı, çektim Yani sıfır rafları çektim insanları göstermedim. Göreceksiniz fiyatları falan göreceksiniz. İsviçre'de olan bir kilo un kaç para, bir kilo çiçek yağısı kaç para bunları göreceksiniz. Evet arkadaşlar maalesef yapılacak bir şey yok. Mazot benzin fiyatlarına gelince bugün ilk sefer bir afif düşme oldu. Devamlı yukarı doğru gidiyordu mazot fiyatları bunu da biliyorsunuz. Bugün ilk sefer düşme oldu ve gazetelerde de yazdı bundan sonra düşebilir. Ama tabii ki Rusya Ukrayna savaşı ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Bugün gene konuşmaları var. Belki anlaşabilirlerse inşallah anlaşabilirler bu savaş savaşta biter herkes de rahatına e, ulaşır arkadaşlar Çünkü çok 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 insanlar kaçtı zor durumdalar e, adamın hanımı bir tarafa gönderildi kendisi bir tarafta kaldı veya Ukrayna'da kaldı çocukları bir tarafta yani durumlar hiç iyi değil İnşallah bir an evvel bu savaşta biter Biz de e, hepimizde yani bütün dünyada normal bir hayata döneriz biliyorsunuz korona iki sene sürdü. Bayağı bir zorluk oldu bu korona yüzünden. Hem maddi hem manevi hasta insanlarımız oldu. Bazı insanlarımızı, akrabalarımızı, arkadaşlarımızı maalesef korona yüzünden kaybettik. Biliyorsunuz Türkiye'de hoteller çok zor duruma düştüler. İki sene az müşteriler geldi. Dünyanın her yerinden uçaklar kalkmadı. Biliyorsunuz çok kötü bir dönem geçirdik. İnşallah bundan sonra ee, Koro korona konusunda da e, iyi bir e dönem gelir zanne inşallah öyle ol olur diyeyim. Çünkü e, bu hafta sonu da bana yorumlarda yazıldı. Türkiye'de heskodu kodu falan kalmamış. Her şey normala dönmüş. Maske mecburiyeti kalmamış. Tabii ki herkes kendisi bilir. Maske mecburiyeti yok ama e, kendiniz tabii takmak istiyorsanız takabilirsiniz. Bu serbest. Herkes kendi önlemini lütfen kendisi alsın arkadaşlar. Yani kaldırıldı diye ben takmıyorum diye bir şey yok. Yani istiyorsanız, yaşlısanız, zaten zayıfsanız, vücudunuz zayıfsa, grip hastalığı sizin için iyi değilse korona bir griptir, kuvvetli bir griptir. Onun için maskenizi tabii ki takmanızı ben de tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi fazla uzatmadan bu videoyu hemen arkasına öbür... E içeride çektiğim videoları monte edeceğim. Böyle yayına vereceğim. Size şimdiden Allah'a ısmarladık diyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Bugün pazartesi iyi haftanız olsun. Çalışanlara hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. hoşça kalın Murat. Bekleyin geliyor videolar.